Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem kardeşlerim, bu dersimizde bir matbu metin okuyacağız. Metnimizin konusu Fatımiler ve Hasan Sabba. Fatımiler ve Hasan Sabba. Arap dahilerinden olan Muaviye bin Ebi Süfyan. Arkadaşlar, genelde Araplar isimlendirmede İbin ya da bin ya da bint kelimesini kullanırlar. Ebu Süfyan'ın babası anlamında. Bunu da bu şekilde döndürelim. Nihayet Şam'da kesbi istiklal etmiş. Ne demek kesbi? Kesp kazanmak demek. Kesbi istiklal, bağımsızlığını kazanmak arkadaşlar. Ve rekabet sahasında bırakmış olduğu İmam Hüseyin'i, biliyorsunuz Hazreti Hüseyin'in Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye, hem Hazreti Ali'yi hem Hazreti Hasan'ı ne yapmıştır? Geride bırakmıştır. Onun oğlu Yezid de ne yapmıştır? Hazreti Hüseyin'i şehit etmiştir. İşte onu anlatıyor. Diyor ki, rekabet sahasında bırakmış olduğu İmam Hüseyin'i oğlu Yezid'e terk eylemiş idi. İmam Hüseyin'in Kerbela'da feci sıfat, arkadaşlar, Arapça bir kelime, feca'dan. Feci, bugün de kullanıyoruz feci bir kaza diye. Feci bir surette şehit edilmesi üzerine irtikap ettikleri, irtikap arkadaşlar bir suçun işlenmesine irtikap denir. İrtikap ettikleri hatanın dehşeti karşısında vicdanlarını susturamayan Küfeliler Tevvabin namıyla mal ve canlarıyla. Arkadaşlar, tabi Hazreti Hüseyin şehit olduktan sonra bir mücadele başlamış ve bu ilk mücadeleyi başlatanlara Tevvabin diyorlar. Altını çizmek lazım diye düşünüyorum. Evet, devam edelim. Tevvabin namıyla mal ve canlarıyla ahsız sağır için, yani intikam olmak için ortaya atılmışlar ve reisleri Süleyman bin Sard'ın davetiyle Medayin, Basra vesair taraflardan kendileri gibi bağrı nedamet altında ezilen. Bağrı nezamet. Neden? Bağır yük demek arkadaşlar. Bağırgir, yük taşıyan, beygir derler ya. İşte bağrı nedamet de pişmanlık yükü demek arkadaşlar. Tamlamanın güzelliğine bakın. Yani aslında matbu metinler kelime hazinesini geliştirmek için en elverişli metinlerdir. Bağrı nedamet. Nedamet yükünü, yükü altında ezilen birçok kimseler ile daire-i hareketi tef'il babında arkadaşlar tevsi eylemişler idi. Arkadaşlar, tef'il babı önemli bir babtır. Temkin, tedbir, teşvik gibi kelimeler de yine tef'il babındadır. Tef'il babının özelliği nedir arkadaşlar? Bakın, fe'ale fiili, feale. Bunu tef'il babına aktarmak için başına bir T getirirsiniz. F'yi, bakın T'yi getirdim. F'yi olduğu gibi yazdım. Şekile bakın. F'yi olduğu gibi yazdım. Burada F. Gördüğünüz gibi tef'il derken F'yi olduğu gibi yazdım. Sonra aynı yaptım. Bakın aynı da olduğu gibi yaptım. Gördüğünüz gibi. Aynı olduğu gibi yaptıktan sonra şuraya bir Y olarak diş açıyorum arkadaşlar. Bakın, fazladan bir Y harfi ve lam. T
Tef'il. Yani şuraya bir y attım. Buraya da bir t getirdim arkadaşlar. Tef'il. Yani üç harfli fiilin, asıl fiilin başına bir t gelir. Bir de şuraya y gelirse tef'il babı olur. Altını çizmiş olalım. Tevsi eylemişti. Hemen bir sonraki paragrafa geçelim. Muhtarus Sakafi dahi Hicaz'da Abdullah bin Ezzebir'den yüz bulamayınca Küfe'ye gelmiş ve Mehdi olmak üzere tavsif ettiği Hazreti Ali'nin Beni Hanife'den istirkak etmiş olduğu Havle'den olan oğlu Muhammed bin el-Hanife'nin veziri olduğunu söyleyerek İmam Hüseyin'in katillerinden intikam almak üzere hareket eden bu samimi insanların arasına katılmış idi. Muhtarus Sakafi Kerbela vakası amillerinin birer birer cezalarını vermiş ise de bu suretle Küfe vesaireyi elde etmiş oldu ki esasen Emevi halifesi Mervan ve Abdullah bin Ezzebir ve Havariç'ten, Havariç haricileri kastediyor arkadaşlar, Necden'in ellerinde irtikaten büyük bir tefrikaya uğramış ve parça parça ayrılmış İslam alemi bunun çıkarmış olduğu ihtilaf ile bütün maddi ve manevi büyük bir anarşiye duçar olmuş idi. Bir diyor arkadaşlar, hemen bir dipnotu okuyalım ve dersimizi bitirelim. Muhtar Es-Sakafi Abdullah bin Ezzebir'den yüz bulamayınca Muhammed bin El-Halife'nin Mehdi olduğunu iddia ile bunun namına hareket etmek üzere Küfe'ye geldiği zaman kendisinin Muhammed bin el-Hanife tarafından gönderilmiş olduğundan şüphe edenler tahkiki keyfiyet için Muhammed bin el-Hanife'ye gitmişler ve bunun düşmanlarımızdan intikamımızı almak üzere kıyam eden kimsenin şahsiyetini nazarı itibare almam demesiyle müsait bir vaziyette olduğunu görmüşler idi. Muhtar Es-Sakafi bunların menfi bir cevap ile gelmelerinden korkmakta iken bu müsait haberden istifade ile Muhammed bin el-Hanife'nin emini olduğunu teyit etti. Yine bak, teyit de tef'il babında arkadaşlar. Bunun da altını çizmiş olalım. Abdullah bin Ezzebir muhtarın Küfe'yi elde ederek ahaliyi Muhammed el-Hanife namına davet ettiğini duyması üzerine endişeye düşüp Mekke'de bulunan Muhammed bin el-Hanife'yi kendisine biat evet arkadaşlar ilhamat, ilhamiyet ya da ilahiyat, özür diliyorum, bakın okumakta zorlanıyoruz, gördüğünüz gibi ilahiyat mecmuası sayı 4 dedik ve arkadaşlar bu dersimizde böylece
noktalamış olduk. Bir sonraki derste buluşmak, görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.